Bu sözleri Zeyo rahmetli babası için yazdı. Bu sabah ben devam edeyim mi ufak? Bir şey söyleyeceğim. Pardon. Sabah 8'e kadar bu şarkıyı hazırladı. Çok duygulandım. Zeyo, ben o sesle 4. yılım ama ben bugüne kadar bu kadar etkilenmedim bir yarışmacıdan. Sen beni hem sahne performansında hem kuliste benimle sohbet ederken o kadar çok etkiliyorsun ki bambaşka bir insansın. Yani bu o ses bugün senin için biterse bitsin. Ben hep yanındayım yani. Bunun sözünü verdim sana. Bugün de bize çok özel hayatınla ilgili çok belki de içinde sakladığın, bugüne kadar hiç paylaşmadığın sözler paylaştın bizlerle. Bu da kolay bir şey değil yani babanla ya da annenle ilgili, özellikle rahmetli babanla ilgili böyle bir şeyler söylemek kolay değildir senin için. Tavrını korudun, o MC olarak o havanı korudun sahnede. Ama bizlerle çok duygusal bir şey paylaştığın için ben sana teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Evet, biz de Zeyo'ya tebrik ediyoruz. Gökhan yorum yapacak. Ben de kusura bakma, hemen öyle devam edemeyeceksin zannettiğim için hem araya lütfen bir şey söylemek için. Arkadaşlar, Hadise'nin yaşamış olduğu hissiyat, lütfen yani başka anlaşılmasın, hakikaten burada yani Zeyo söylemiş olduğu sözler her babası vefat eden insan için çok çok içe içe çok dokunaklı hareketler. Burada kesinlikle birebir samimiyetine güveniyorum. Gerçekten bize onu yaşattın. Allah hepsine, bütün göçmüşlerimize rahmet eylesin. Amin. Senin de yaşamış olduğu şeyi hepimiz burada birebir hissediyoruz. İnanılmaz bir performanstı. Çok dokunaklıydı. Bir rap şarkısı bu kadar dokunabilir ancak. Ve işte bence müzisyenlik burada konuşuyor. Çünkü yaşadığımız her mutlu anı, her en kötü anı, en acı anı bile yazabilip söyleyebilmek inanılmaz bir kabiliyet. Çok teşekkür ediyorum sana. İnanılmazdı.